Kur'an-ı Kerim'de Nemil suresinin 82. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle bölüyor. Estağfirullah Ve izâ ve kâ'l kavlu aleyhim ehrecna lehum min minel ardı tükellimuhum ennen nâse kânü bi âyâten lâ yuqinun Dâbetül arz ifadesi Kur'an-ı Kerim'de bu ayet-i kerimede bulunmaktadır. O da Dâbeten minel erde Yerden bir dabbe Yani yerden çıkan bir dabbe Önce ayeti i kerimeye meal verelim ve ayetin neden bahsettiğine bir bakalım وَاِذَا وَقَالَ قَوْلَ عَلَيْهِمْ Bu kafirler, günahkarlar kıyamet günü olup da artık kıyametin kopacağı o demde ve artık kafirlere azap edilme hükmünün devreye girdiği, devreye gireceği o hengamede o zamanda ahracna lehum biz onlar için çıkarırız. Da beteminel ardı yerden, yeryüzünden bir dabbe, bir canlı çıkarırız. Ve bu canlı nasıl bir canlı olacaktır? tükellimuhum insanlara konuşacaktır. Yani orada konuşan bir dabbeden Cenab-ı bahsediyor. Neyi konuşacaktır? Ennen nase kanu bi ayatina la yuqinun insanların bizim ayetlerimize inanmadıklarını. Ya Rabbi insanlar dünya hayatında veyahut da şu insanlar üzerlerine azabın hak olduğu gerçekleştiği şu insanlar dünya hayatında yaşarken senin ayetlerine ya Rabbi bunlar inanmadılar, inanmadılar diye şahitlik yapan, konuşan bir dabe. Önce ayet-i kerimeye bu şekilde efendim bir e, meal vermek gerekiyor. Olay kıyametten bahsediyor, kıyamet gününden bahsediyor ve e, yerden çıkan bir hayvandan bahsediyor. Hayvan kelimesi de, de demeyebiliriz canlıdan bahsediyor çünkü Kur'an-ı Kerim e, yeryüzünde hareket eden, debelenen insan olsun, diğer hayvanlar olsun, böcekler olsun, ister iki ayaklı, ister dört ayaklı, ister efendim ayaksız olsun, sürünerek yürüyen canlılar olsun, Kur'an-ı Kerim yeryüzündeki bütün canlı varlıkları dabbe kelimesini kullanmaktadır. E, Nur suresinde e, ayet-i kerimede işte Cenab-ı Hak diyor efendim yerdeki dabbeleri yarattı. Kimisi bunların Ayakları yoktur, sürünerek yürürler. Kimisi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerine yürür. Dolayısıyla buradaki dabe'nin yani hangi canlı olduğu, insan mıdır, hayvan mıdır, şekli nedir, şemaili nedir? Onlarla ilgili ayet-i bir bilgi bulamamaktadır. Ama yerden çıkan bir dabbe, bir canlı olduğu ifade ediliyor. İkinci olarak bu konuşan bir dabbe olacak. Konuşan, konuşacak. Konuşacak. Ne konuşacak? İnsanların Allah'ın ayetine inanmadığını söyleyecek. Ona şahitlik yapacak. Şimdi öncelikle Efendimiz Aleyhisselam'ın bu canlı hakkındaki beyanlarına bakalım. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyorlar. Şu üç büyük hadise olmadığı sürece kıyamet kopmayacaktır. Onlardan birincisi güneşin batıdan doğması. Her gün sabahleyin doğudan doğan güneşin battan doğması. ikincisi Deccal'ın çıkması. Üçüncüsü de Dabbetül Arz'ın çıkması. Buyur Efendimiz Aleyhisselam. Sahabe-i Kiram'dan İbri Ömer radıyallahu anhuma da buyuruyor ki Efendimizin bahsetmiş olduğu bu olaylar yeryüzünde iyiliği emredip kötülüğü yasaklayan ve yani Allah adına bu tebliği yapan hiç kimse kalmadığı ve müminlerini tamamen yeryüzünden silindiği yok olduğu bir zamanda bunlar geçileşecek diye buyuruyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın bu e, da bir alakalı vermiş olduğu bilgi bu şekildedir. Kıyamet alameti olarak bu bilgi vermektedir. Ayet-i Kerime'de de bunun kıyamet alameti olduğunu da zaten ifade etmektedir. Burada bir kısım rivayetlerde bu da e, Dabbetül Arz'ın şekli, şemayili, büyüklüğü şey gözlerinin, kulaklarının, yüzünün, efendim, e, ellerin, ayaklarının onunla ilgili bazı bilgiler var ama o bilgiler e, yani güvenilir olanı vardır, olmayanı vardır. E, kıyamet alameti olduğundan dolayı da bunu ayet ve hadis neyi söylese o çerçevede bunda sınırlı kalmak e, gerekir. E, ve burada da özellikle yüce Rabbimizin kudretine e, bir e, dikkat çekme söz konusudur. Ve bu çıkan canlının konuşan bir canlı olacağı ifade edilmektedir. Ki Cenab-ı Hak ister kıyamette olsun ister efendim mahşer yerinde olsun daha farklı varlıklarda konuşturacağını haber vermektedir. Mesela kıyamet günü bir şahitlik olacak ve insana elleri, gözleri, kulakları, derisi ve organları şahitlik yapacak. Ve insan diyecek ki ya siz niye bizim aleyhimiz şahitlik yapıyorsun dedikleri zaman da şu ifadeyi kullanacaklar. Entakan Allahu lezi entaka külle şey. Her şeyi konuşturan Allah bizde konuşturdu. Allah Cenab-ı dilerse dilimizi konuşturduğu gibi elimizde konuşturabilir, ayağımızda konuşturabilir, dilimizde konuşturabilir, dağlarda konuşturabilir, yeryüzünde konuşturabilir. Allah her şeye kadirdir. Buradaki da benim de böyle insanların aleyhine şahitlik yapacak konuşacak bir efendim hayvan veya canlı olduğu anlaşılmaktadır.